Evet, Spor 55 kaldığı yerden devam ediyor ama bu arada bir teşekkürü özellikle altını çizerek yollayacağım. Çok sevgili dostum, kardeşim, arkadaşım, sevgili Olcay Kurt. Her şey için çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki varsın diyorum, sağ olasın. Evet hocam, şimdi biraz sonra iki telefon bağlantımız daha olacak sevgili izleyicilerimiz. Bu telefon bağlantılarında bu pasolik ve kombine biletler konusunda Samsunspor müdürü sevgili Metin Koçer'e bağlanacağız. Yazabilirsin orada tesisler müdürü diye Metin Koçer'e bağlanacağız. İkincisinde de kareografi uzmanı Türkiye'de ses getiren sevgili avukat Engin Sever'e bağlanacağız. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar. Hocam futbolcuları tek tek ele alıyorduk. Orada bir yarım kaldı zannedersem. Furkan'dan başlamıştık. Şimdi sol defansta, sağ bekte Murat Akyüz yerine Murat Gürbüzeroğlu dedik. Alternatifi Canberk Aydın dedik. Stoper noktasına bakıyoruz. Geçen sene özellikle ikinci yarıda Tuna Sezer ikilisi vardı. Fatih Kılıçkaya, Ercan onların alternatifi konumundaydı. Bu sezona baktığımızda stoper bölgesinde Ercan var, yeni transfer NDA'ya var, Fatih Kılıçkaya var, genç çocuğumuz Erdi Dikmen var. Bunlardan hoca şu ana kadar, yani iki maç izledik, biri hazırlık maçı, biri resmi maç. Ercan NDA'ya ikilisini tercih etti. NDA'ya iyi bir transfer olduğunu gösteriyor. Sağlam bir oyuncu izlenimi Osman var. Osman diyelim ona da, artık herkese alıştıralım. Osman NDA'ya. Evet. Dolayısıyla Sezer'i aratmayacak bir görüntüsü var. Ha, Sezer NDA'ya oynasaydı bu ligin en iyi stoperi olurdu yan yana. Ama Sezer yurt dışında şimdi, geçmiş gitmiş, onun üzerinde çok durmayalım. Sol bekte bir eksiğimiz var. Oğuzhan Berber şu anda orada oynayan oyuncu. Ahmet Burak Solakel geçen yıl vardı. Tecrübesiyle katkı da yaptı bu takıma. Aslında yani Ahmet Burak Solakel niye gönderildi? Gönderilmeseydi bu takımın sol bekinde oynayamaz mıydı diye insanın aklına sorular da geliyor. Gelmiyor değil. Burada tabii az önce de hocaya da sorduk. Geçen sezon orta ikilide sürekli oynayan, bir anlamda istikrarlı bir şekilde sezonu bitiren Hasan Kılıç ve Taha Yalçıner ikilisi vardı. Taha Yalçıner tabii talihsiz sakatlığından dolayı orada biz aslında Hasan Zola ikilisini bekliyorduk. Ama Muharrem'in bu hafta oynadığını gördük. Zola 18'e giremedi. Hocanın bir takdiri ama Zola için şunu söylemek lazım. Şu anda belki de Samsunspor'da en çok konuşulan oyuncu. Ne oluyor? Gidiyor mu? Geliyor mu? Gönderiliyor mu? Şu ana kadar gösterdiği performans Samsunspor'un aradığı o bölgede Samsunspor'un eksiğini kapatacak bir oyuncu profili olmadığı yönünde. Ha, daha şehre yeni gelmiş, takıma yeni gelmiş, ilerleyen zamanda uyum sürecini atlatır, verimli olur. Onu zaman bize gösterecek ama şu an itibariyle görüntü Zola'nın o açığı tamamlayamayacağı yönünde ve biz o bölgede bir arayış içerisinde olacağız gibime geliyor bana. Tabii o bölgede oynayabilecek Mustafa Sevgi var. Hoca şu anda onu sol kanatta değerlendiriyor. Oynayabilir. Musa Aydın zaman zaman orada değerlendirilebilir. Ofeodu yine forvet bölgesinde oynuyor. Mehmet Çakır burada yeni transfer olarak görülüyor. Tecrübesiyle bu takıma katkı yapacağı kesin. Maçın 6. dakikasında kazanılan penaltıyı 10. dakikada soğukkanlı bir şekilde gole çevirmesi. Bir takım ataklarda oyuncularına arkadaşlarına boş alan yaratması bakımından olumlu işler yaptığını söyleyebiliriz. Yeni transfer, yine Embilla'nın yerine bu sene Ekigo'yu görüyoruz. Kone tabii henüz resmiyet kazanmadığı için nasıl bir alternatif olacak, nasıl bir performans gösterecek, onu da bize yine zaman gösterecek. Ama Hocam Ersin, bu maçta gördüğümüz gibi 6 oyuncu
Samsunspor'a yeni katılan oyuncu. 11'de sahaya çıkan oyunculardan bahsediyorum. İki oyuncuyu da, Ercan'ı ve Furkan'ı da geçen sene çok fazla 11'de olmayan öğrenci şey olarak, oyuncu olarak değerlendirirsek, bir anlamda 8 yeni oyuncuyla sahaya çıkmış bir Samsunspor gördük. Geçen sene sürekli oynayan 3 kişi sahadaydı. Ofeodu, Hasan Kılıç ve Mustafa Sevgi. Diğer 8 oyuncuyu yeni olarak değerlendirmek mümkün. Bu oyuncuların tabii birbirine uyum süreci, birbirlerini tanımaları, ne zaman pas atacak, nasıl birbirlerine boş alan yaratacaklar, yardımlaşma, takımdaşlık, arkadaşlık her geçen hafta biraz daha artacaktır. Biraz daha olumlu bir Samsunspor, olumlu bir futbol izleyebileceğimiz kanaatindeyim. Evet hocam. Ya şimdi hocam Muharrem Efe, işte ben dışarıda insanlardan, arkadaşlarımızdan duyduklarımız, Muharrem Efe'yi pek etkili göremedik maç esnasında. Ne bekliyorduk etkiliden kasıt? Mesela diğer futbolcularımızı konuşabiliyoruz. Mehmet Çakır mesela o yaşına rağmen bir katkı sağladığını görüyoruz ama sanki Muharrem o aralarda kayboldu. Ama ilk maçı çocuğun yani şu anda oyuncular üzerinden tek tek iyiydi, kötüydü gibi yaptığımız yorumlar aslında afaki, havada yorumlar. Yani yeni daha ya bir şehirden başka bir şehre geliyorsun, bir kulüpten başka bir kulübe geliyorsun. Hiç hayatında birlikte oynamadığı oyuncularla sahaya çıkıyor. İdman farklı bir şey. Ama maç kondisyonu, maç uyumu, maç ahengi tabii, daha farklı bir şey. Dolayısıyla görmek lazım, zamanla görmek lazım, izlemek lazım. Ben bu yabancılar konusunda bir araştırma yaptım. Bizde oynayan tüm yabancılar Fransız asıllı hocam. Dikkat ediyor musun? Fransa 2. liginden geliyor. Oradan geliyor. Yani Fransa'da bu yabancılara çok büyük kapılar açılmış. Bütün futbolcular Fransa asıllı olarak oradan çıkıyorlar. İşte, kapı açılmasıyla alakası yok ki onun. Hocam, Fransa'nın Afrika'daki sömürge ülkelerinden gelen çocuklar işte bunlar. Ben de onu diyorum. Niye mesela atıyorum İtalya'dan gelmiyor da Fransa? Hep Fransa ağırlıklı. Bütün menajerler aradıkları adamları oradan bulup getiriyorlarmış. Bunu da bir dipnot olarak verelim diyorum. Şimdi hocam bir de Ersel de bugün takıma bugün katıldı o da. Cenazesi vardı herhalde bildiğim kadarıyla. Bugün katıldı. Onun da şeyi çıkmadı henüz. Lisansı çıkmadı. Onun da çıkmadı. Ersel aslı yüksek. Evet. Forvet bölgesinde değerlendirebileceğimiz 1993 doğumlu genç kardeşimiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Tabii burada bizim gençlerden, altyapıdan gelen çocuklardan şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, bu bizim için tabii çok çok önemli ve çok çok olumlu adımlar bunlar. Kim var bu genç çocuklar arasında? Furkan bizim çocuğumuz, altyapımızdan yetişmiş. Canberk. Şu anda takımda. Canberk Aydın bizim altyapımızdan yetişmiş. Şu anda takımda. Erdi Dikmen. Alperen Pak bizim altyapımızdan yetişmiş. Erdi Dikmen ki ben bu çocuğu geçen sen sene kupa yani maçlarında stoperde izledim. Çok beğendim. Yani bu takıma girerse Erdi Dikmen ki sol bek oynama yeteneği de var çocuğun. Takıma girerse çok faydalı olur. Türk futbolu çok iyi ve etkili bir stoper kazanır diye düşünüyorum. Burhan Arman yine geçen sene çok beğendiğim bir çocuk. Dikine gidebilen bir çocuk. Topla gidebilen bir çocuk. Süratli bir çocuk. Adam eksiltebilen bir çocuk. Ama Orhan nihayetinde Erdoğan, hocam. Orhan Erdoğan 98 doğumlu 98. Mesela yine bizim altyapımızdan takımla Erkut beraber Özkan. Çalışıyor. Aynı şekilde 96 doğumlu. Erkut Özkan var. Ercan Yazıcı yine Ercan. Bizim altyapımızdan yetişen çocuklarımız. Şimdi bu çocuklarımızın süre alması, takımda olması, takımla idmana çıkması bizim için çok önemli. Samsunspor'un geleceği açısından çok önemli. O yüzden ben teknik direktör Ümit Özat'ın özellikle bu gençlerin oynatılması noktasında geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha ısrarcı, biraz daha cesur davranabileceği kanaatindeyim. Onu hemen ifade etmek istiyorum. Şimdi hocam buradan Bursa Taraftarlar Derneği'ne de selamlarımızı iletelim. Şimdi bazı arkadaşlarımız sistemli mesajları var. Mesela
Şimdi Recep Yeşilyurt diye bir arkadaşımız yazmış. Hadi ben hepsini okuyayım da okumadın diye kırılıyor. Yani şimdi burada bütün arkadaşlarımız uzun yazdıkları zaman biz diplerinden bir şeyler böyle çabuk okuyalım diye kısaltarak okuyoruz. Hadi Recep senin de hatırını kırmayalım. Öncelikle iyi yayınlar. Şu penaltılarla Antalya'ya karşı atsaydı keşke günlerce travmadan çıkamadık. Futbolun adaleti olsa silinen 3 puanı da eklersek normal sezonu 3. bitiren Samspor'umuz Süper Lig'e çıkardı. Demek ki futbolda adalet yok. İnşallah bu sene yüzümüz güler. Programımızda yeni gününde hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Gönlün oldu mu sevgili Recep? Engin Sağlam, İstanbul'dan gönderiyorum. Samsunluyum, Samspor'a aşığım. Bizim forvette sıkıntımız var. Forvet alınacak mı? İbrahim Atik, sağ taraftan çok atak yemiyor muyuz? Sami Gün, seste sorun var diyor. Evet, programı beğenerek izliyoruz ama maalesef şu ses konusunu var mı? Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Olsa diğer arkadaşlarımız da bizi uyarırlardı ama yok öyle bir şey. Ali Çoban, Rize maçı ile Altınordu maçını izledikten sonra dedim ki o sene bu sene ilk defa bu kadar rahat oynayan bir Samspor gördüm. Hocamız da bu takıma çok yakıştı. Hepsine de güveniyoruz. Tüm Türkiye'ye Samsun'un gücünü tekrar göstereceğiz. İnşallah hayırlı programlar demiş. Furkan Kara, forma çok yakışmış diyor. Teşekkür ediyorum. Güzele ne yakışmaz. Veli Işık, selam iyi akşamlar Atilla Bendergür. Ekran tamam. Ben hocam diğer şeyleri göremiyorum. Sen diyorsun ki fazla var diyorsun. Ben onları göremedim. Evet, telefonlarda kimi bağlıyoruz arkadaşlar? Engin Sever'i bağlayalım. Evet, Engin Sever'i bağlayalım. Hocam şimdi şunu hemen bu Adana Demir maçı ile ilgili taraftar olayına bir girelim. Şu anda Pasolik sayısı Samsun Spor'da 21 bin küsür. Kombine sayısı komik. 280 kombine satılmış şu anda değil mi? Doğru. 280. Evet. 300 bile değil yani. 300 bile değil. Yani şimdi herkes birinden bir şeyler bekliyor. O niye yardım etmedi, bu niye yardım etmedi, o niye kaynak sağlamıyor, bu niye kaynak sağlamıyor. Tamam, herkesten bir şey beklemek güzel, herkesten bir şeyler talep etmek güzel de herkes ben ne yaptım ya da ben ne yapabilirim bir sorsa kendisine, o zaman sorunu biz kökten çözeceğiz. Ne oldu hani 10 bin kombine hedefimiz vardı. 10 bin kombineyle yola çıkarsak biz el birliğiyle bu işi başarabiliriz demiştik. 10 bin. Bırakın 10 bini. 300 kombine yok şu anda. Evet. Lig başlamış ve telefon bu hafta hazır. Adana Demirspor maçını oynayacağız. Ve hepsinden önemlisi bir koreografi hazırlığı var. Koreografiyi hazırlayan arkadaşımız şu anda telefonda. Buyur hocam. Tereddütleri var. Sana bırakayım. Sevgili Engin Sever, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hemen sesini hemen aldı. Söze girdim. Maraton tribünde acaba ne kadar seyircimiz olacak? Biz bu koreografiyi nasıl yine alnımızın akıyla, yüzümüzün akıyla tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğiz diye tereddütlerin var. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii. Benim projemiz hazır. Zaten 50. yıl için az ses alabilir miyiz? Maçında. Bunu yapmayı planlamıştık. İlk maçta 4-0 bitince daha da biraz daha heveslendik bu iş için ama bildiğin gibi tribün dolması gerekiyor. Yani bizim projemizin tam olarak ortaya çıkması için dolmadığı zaman hem bizim projemiz boşa gidecek hem de çıtayı yükseltmiştik bu konuda. Bu bizim için bir eksi puan olacak. En azından bir 5000-6000 kişi bu koreografi için gerekiyor maraton tribünde. Evet, 5000-6000 kişi maraton tribünde yerini alırsa bir koreografi evet. için hazırlığımız tam diyorsunuz. Tabii yani biz şimdi bu Pasolik'ten bilet satışlarını kontrol edeceğiz Cuma'ya kadar. Eğer Cuma'ya kadar bir yoğunluk görürsek Cumartesi günü sabahtan statta çalışmaya başlayacağız. Ama bilet sayısında istenilen rakama ulaşılamayacağı kanaatine varırsak koreografi falan da olmayacak. Tabii iptal edeceğiz. Doğru. Evet bundan sonra bu geçen sezonlarda tabii sürekli alıştığımız bu koreografi olayında sizin de bir lakabınız çıktı. Koreografinin kralı diye. Bu sene yine bu tür evet. hazırlıklarımız olacak herhalde değil mi sık sık? Ya tabii biz zaten... Şarkıları bu gözle dinliyoruz.
filmleri bu gözle izliyoruz. Yani hep koreografilere malzeme bulabilmek için. Her zaman projemiz var ama şartlar oluşması gerekiyor tabii ki. Takım inşallah beklediğimiz başarıyı gösterirse, tribünde o kalabalıkları yakalarsak biz her zaman bu projeleri yerine getiririz. Şimdi Engin Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Samspor tesislerine girişte sol tarafta çok güzel bir tasarım yapmış kendisi. Tebrik ediyoruz Engin Bey. Bugün de gerçi sizinle beraberdik. Çok güzel bir tasarım yapmış. Sizin gibi böyle değerlere ihtiyacımız var. Yani Samsun'da geçtiğimiz sezonda size bağlanamamıştık ama şimdi o sıkıntıyı aşmış durumdayız. Bugün hatta şeyde store'da beraberdik, dedim Engin Bey sakın bugün de dedim böyle bir bağlantı güzel bir sohbetimiz oldu. Engin Bey peki bu giderleri yani gerçekten çok zor. Nasıl karşılıyorsunuz? Bu insanların katkıları size nedir? Bu katkılar için bizler ne yapabiliriz? Bunları da buradan söyleyelim. Sizin neye ihtiyacınız var? Şimdi her şeyden önce bizim koreografilerimiz bu Galatasaray gibi 70 bin liralara, 80 bin liralara çıkmıyor. 2500, 3000, 4000 duruma göre bu 3 boyutlu yaptıklarımızda maliyet biraz da artıyor. Biz bunu herkesten toplamak istiyoruz. Şöyle ki yani herkesin bununla bir katkısı olsun diye 2,5 milyar liralık bir koreografi herkes 5'er lira vermiş olsa 500 kişinin katılımıyla sağlayabiliriz. Bizim için bu önemli. Yani bana bir arkadaşımızın 100 lira göndermesindense ben 20 arkadaşımızın 5 lira göndermesini tercih ederim. Ki o da kendinden bir pay bulsun. Yani ben de bu koreografide şu kadar meblağ vererek katkıda bulundum desin. Ya biz sonuçta bunu taraftarın tamamen kendisine alıyoruz. Yani yönetimden hiçbir zaman para almadık. Evet. Ya da iş adamlarından almadık. Tam sporlu hisseden kendini bütün arkadaşlarımız katkıda bulundular. Şöyle yapalım Engin Bey. Yani sizin bulunduğunuz bir iş yeri var. Oraya böyle bir şey yapalım. Kumbara gibi düşünelim. Gelen giden orada atalım onun içerisine. İnsanlar hiç olmazsa önümüzdeki haftaki koreografinin parası da hazır gibi düşünebilsinler en azından. Ya şimdi şöyle biz bu eğer yaparsak pazar günü bunun çok bir maliyeti olmayacak. Çünkü İstanbul'daki final maçında koreografi yapamayınca bizim malzemelerimiz Elimizde kaldı haliyle kantonlarımız falan. Anladım. Bu koreografi çok fazla bir maliyetimiz olmayacak. Onu zaten toplamış gibiyiz. Yani arkadaşlarımız sağ olsun daha koreografinin kesinleşmesi olmadan bize şeyi gönderdiler. Sağ olsunlar. Kopan paraları gönderdiler. Yani eğer daha büyük boyutlu koreografiler olursa tabii ki taraflarımızdan desteğimizi bu isteriz. Bu 50. yıldan ilgili mi olabilir bu Adana Demirspor'daki? Tabii. Değil mi? 50. yılla ilgili. Zaten şu da var. Koreografilerle de bir tribüne taraftar çekiyoruz. Evet. Bazı koreografiler de gerçekten ilgi görüyor. Yani 50. yıl koreografisine ben Samspor taraftan ilgi göstereceğine eminim aslında. Çünkü sonuçta orada Samspor'la 50. yılla ilgili bir şey olacak. Ve bu 50. yıl haliyle 100. yıl bir 50 yıl sonra olacak. Yani biz bunların hiçbirisini göremeyeceğiz. Allah ömür verir mi bilemem ama. Belki de o zaten tribünde olamayız herhalde o yaşlarda. Siz... Yani o yüzden herkesin katılmasını istiyorum. Çünkü bir daha böyle bir şey olmayacak yani. Şimdi Engin Bey, sizin yapmış olduğunuz işle Ender Gür Hoca'nın anonstaki birlikteliğiniz tabii. Yani söylenmeye, yani değme, yani anlatabiliyor muyum? İfade edemiyorum kelimelerle. Tabii. Biz Ender Hocam'la ilk başta tabii ki o da tam olarak bilmiyordu. Ben Ender Hocam'ı tanımıyordum. Evet. Telefonla, mesajlarla, telefonlarla sürekli o koreografi öncesinde diyaloğa geçiyorduk ama sonra da Ender Hocam işi tamamen bizden aldı. Ben artık ona mesaj atmadan, telefon açmadan o gerekeni her seferinde söyledi. Yani ben her zaman yine diyorum yani koreografilerde bir tane karton kaldıran arkadaşımızın bile bir katkısı var. Evet. Ender Hocam'ın da anons yönüyle çok büyük katkıları oldu. Ve çok detaylı koreografileri onun anonslarıyla biz hatasız çıkardık. Hocam sizleri tebrik ediyorum. Hem Ender Hocam hem sizleri tebrik ediyorum. Yani sizler de Samspor için ne yapabiliriz'i siz de bu şekilde yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı gerçekten tebrik ediyorum.
Kolay gelsin diyorum. Bize düşen bir şey varsa biz her zaman hazırız. Bunu söylemeye tamam. gerek yok. Tamam. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet hocam. Herkes yani çok önemli. Herkesin çorbada 10 gram tuzu olsun. Yani bakın 50. yıl. Çok önemli bir şey söylüyor Engin Bey. Şu anda aramızdan hangimiz Samsun Spor'un 100. yılını görebileceğiz? Bunun garantisi var mı? Yok. 50. yıl. Nefis de bir sezon açılışı olur. Muhteşem bir koreografi olur. O yüzden pazar akşamı gelin. Lige de iyi başlamışız. Bir omuz verelim, bir destek verelim. Tribündeki yerimizi alalım. Hepsi bu. Pazar akşamı saat 9. Saat çok uygun. Yaz akşamı. Uyanmış. Alalım çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı. Böyle sinemaya gider gibi, tiyatroya gider gibi, eğlenmeye gider gibi. Sevdamız dediğimiz Samsun Spor'umuzun maçını izlemeye gidelim. Sonuç olumlu olur, olumsuz olur. Yeneriz, yeniliriz. O ayrı bir şey ama futbolun bir zevk olduğunu, bir temaşa olduğunu, bir güzellik olduğunu bir kere daha gösterelim. Bir kişinin, Engin Bey'in dediği çok önemli bir şey var. Bir kişinin 100 lira vermesinden ziyade 20 kişinin 5 lira vermesi daha iyi. Gelin. Sadece ve sadece tribündeki yerimizi alacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Hocam bak, bugün Köksal Sarısoy, tanıyorsun, İstanbul'dan beni aradı. Buradan da Köksal Sarısoy'a çok teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletelim. İstanbul'a gittiğimde yanına uğradık. Sohbet hemen Samsun Spor. Konu olur, evet. Ortası Samsun Spor, sonu Samsun Spor. Bir anlamda Eminönü'nde Samsun Spor'un gönüllü elçisi. Evet. Gelen herkes de mutlaka bir Samsun Spor sohbeti ayaküstü yapıyor. Bugün beni aradı. Dedi Atilacığım, iki tane kombine istiyorum. Maça da gelemeyecek bak muhtemelen. Evet. Birini buradaki bir Temel diye bir arkadaşımız var. Bir diğerini de dedi senin dedi verebileceğin bir kimseye ver. Boş geçmesin dedi. Sağ olsun ben onu bugün ikisini de ayarladım. Pasoliklerini vize yaptırttırdım. Ve artı Naci Korkmaz Almanya'dan, bugün tesislerde beraberdik, idman seyrettik. Atilla abi gelmiş ben de bir Naci Bey. Hem burada var. Ona cuma hoş geldin diyelim. Cuma günü beraberiz. Seni de birlikte davet edildik. Naci Bey de dedik Atilla, ben bir kombineyi alıp senin bildiklerinden bir kişiye de verilmesini istedim. Ben de ona söyledim, böyle böyle bir arkadaşımız var dedim. Avusturya'dan da Necati Odabaş diye bir arkadaştan bugün store'da tanıştık. Engin Bey de oradaydı zaten. Samspor'a katkı için gelmiş, forma alıyor, 50. yıl forması alıyor. Neler yapabiliriz? Bakın Naci Bey'in şu bir önerisi oldu. Dedi ki Avrupa'da yaşayan Samsporlu taraftarlarımızı üye yapılması için ricada bulundu yöneticimize. Dedik ya bu nasıl olur dedi. Yani neden Samspor'a üyelik istiyorsunuz dedi. Dedi ya biz Samsporluyuz. Bizim sizden yani kongrede oy kullanma şansımız zaten yok. Orada olduğumuz için. Sizin dedi burada 100 liraya yaptığınızı bize 50 liraya yapın. En az 4-5 bin tane dedi üye kaydı olur dedi. Bu da dedi yaklaşık bilmem eurodan 50 eurodan dedi bahsetti. Toplamı da dedi en az 2 tane futbolcu alınır dedi. Oradan gelecek parayla dedi en az 1,5 veya 2 futbolcu alınabilir dedi. Bunu da kendisi özellikle altını çizerek ifade etti. Evet, ne oldu bu Metin Bey'le olan telefon bağlantımız nedir? Güzel. Metin Bey, size bir çizik atıyoruz. Uyudu mu acaba bu saatte de bilmiyoruz ama erken de saatimiz. Bu arada hemen bir hatırlatma da yapalım izleyicilerimize. Buyurun. Yani geçen yıl Pasolik almış olan taraftarlarımızın mutlaka ve mutlaka bu sezon maçlara girebilmeleri için pasoliklerini vize yaptırmaları. Bir dakika. Oraya, ben şimdi madem buna bağlanmıyorsun ben bildiklerimi söyleyeyim. Hocam pasoligi 2 ay evvel aldın. 2 ay evvel aldın. Onu 12 aya tamamlıyorsun vize tamam. yaptırıyorsun. Burada seyircilerimizi bilgilendirmiş olalım. Birinci haftada alan bu hafta yaptırmayacak mı vizeyi? Hocam 12 ayı doluyorsa yaptıracak. 12 ayı. 12 ayı diyelim ki Pasolik Eylül'de doluyor. Tarihe göre. Veya Ekim'de doluyor diyelim. Ekim ayında almıştır. Geçen senenin Ekim'ine kadar müddeti var. Ama Ekim'den sonra kesinlikle vize yaptırması gerekiyor. Bunu bilelim. Artı
Abi Samsun Spor. Zor bir iş mi? İki dakika hocam. İki dakika. Paso Ligi'nde şeyin TC kimlik numaranı alıyor. İçinde param varsa hemen oldu bitti veriyor sana. Çünkü tekrar vize için para alıyorlar mı? 15 lira alıyorlar hocam. Bunu da evet sen sorarsan ben de sana o cevabı veririm. Gelelim kombine olayına. Samsun Spor 3 taksitle kombine biletlerini alıyor. 10 lira fark alıyor. Taksitten aldığın zaman 10 lira kredi fark kartına, alıyor. Taksitle. 100 liraysa kale arkası 110 lira. Maratonda 10 lira fark alınıyor. Arkadaşlar öyle bir yerden TFF bağlamış ki kulüpleri. Turnike girişinden 2 lira alıyorlar. Her turnikenin girişinde giren kişiden 2 lira Samsunspor'dan kesiliyor. 1 lira katkı payı alıyor. Şimdi diyor ki kulüp, ben diyor kale arkasını 5 lira yaptığım zaman bunun 3 lirasını gidiyor diyor. Ben 2 liraya diyor maç mı seyrettireceğim? Hani diyorlar ya, ya işte bileti ucuz yapın da alalım kullanalım. Arkadaşlar bakın lütfen dikkat edin. 10 liralık biletin 3 lirası tamamen kulübün kasasına hiç girmeden giden para. 7 liraya sen 10 liralık maçı 7 liraya seyrediyorsun. Bunları söyleyelim. Başka hocam ondan ilgili aklına gelen bir şey varsa. O geçen sezonun başındaki o yok kart okuduydu okumadıydı girdiydik girmediydik gibi şikayetler. Onları sorunlar sorunların büyük bir. Bu sene daha da oturacaktır. Evet. O yüzden herkes Paso Ligi'ni maç biletini alıp Adana Demir maçına bayraklarımızla formalarımızla koşalım. Kombineyi biliyorsunuz Paso Ligi olanlar Paso Ligi'yi yükletiyorlar kombineyi. Bilet almadan maç günü bilet almadan kombinesini okutarak rahatlıkla maça giriyorlar. Bu arada Paso Ligi'yle ilgili sevgili Murat kardeşime de teşekkür ediyorum. Her türlü sorunlarımızı mesela şey geldi Naci Bey geldi bugün Almanya'dan. Atilla Bey ben Paso Ligi alacağım. Ama benim şartlarım pek el vermiyor. Hayırdır? Benim oğlum dedi Alman vatandaşı. Orada doğduğu için. Orada doğduğu için Alman vatandaşı. Ben buna nasıl Paso Ligi alacağım? Güzel bir soru. Pasaportla. Tabii ben sana söylediğim için sen de hemen cevabı ver. Evet pasaportunu götürüyor. Hemen Paso Ligi'ni alıyor. 75 yaşındaki bir teyzemiz bugün o Paso Ligi pasaportundan beraber Naci Bey yarın alacağını söyledi. Bunları da dışarıdan gelen arkadaşlarımıza duyuralım, bilsinler bu konuyu da. Bu arada tabii bu duyuruyu İsa Karaca Bey sağ olsun hatırlattı, yapalım. Özellikle şehir dışında ve yurt dışında Samsun Spor'un maçlarını izlemek isteyen seyircilerimiz için pazar akşamı saat 21'de TRT HD'den maçımız TRT yayınlanacak. HD'den. Naklen yayın programında TRT HD'den onu da hatırlatmış olalım ama Samsun'daki izleyicilerimiz, taraftarlarımız TRT HD'den değil 19 Mayıs HD'den canlı yerinde, tribünde, koreografinin tam ortasında bu maçı izlemelerini özellikle ve özellikle istirham ediyoruz. Bu sezon yine her gelenin Samsun'a geldiğinde gerek teknik adam gerek futbolcu hep söylediği ne var? Özellikle söylediği ne var? Burası bir futbol şehri. Biz deplasman takımı olarak buraya geldiğimizde bu taraftara hayran olurduk. Evet. Hep bunu söylüyorlar. Ve yine teknik direktör Ümit Özat'ın sözüdür. Her zaman dolu bir Samsun Spor tribünü benim için bir puandır der. O zaman gelin bir puanı garantiye alalım. İki puanı da bu çocuklar alsın. Bu şehrin en önemli markası dediğimiz... Bu takıma herkes, az önce de söyledik, nasıl destek olabilir, nasıl bir şeyler yapabiliriz, onun peşinde olmak şimdi lazım. Şimdi bu yeni futbolcularımız Samsun Spor'un türbünlerinin kalabalığını dahi görmediler. İnşallah bu hafta bu nasip olur onlara. Çünkü Samsun Spor dediğin zaman hepsi duracaklar. Ben çoğu futbolcu yeni gelen arkadaşlarla görüştüğümde hocam, biz bu taraftara hayranız. Bir de futbolcuk arkadaşlarımızdan duyduk. Biz Samsunspor'la ilgili bilgileri onlardan aldık. Taraftarsız bir hocam. Malatya 1461 maçını seyrediyorum. Ya yazık ya.
Yemin ediyorum. Altınordu maçı. Hocam Altınordu maçında yine vardı. Yine 300-500 kişi varmış. Gitmedik. 300-500 kişi. Ya kimse yok. Allah'ını seversen. Futbolcunun en uzak köşedeki korner bayrağından bağırmasının ne konuştuğunu rahatlıkla duyabiliyoruz. Böyle bir futbol maçı olmaz. Yani yeni Malatyaspor acaba bu ligde o taraftarın neden maça gelmedi? Ya sıcaklık tamam, sıcaklık artı 40 derecelerde, 35 derecelerde ama yani demek ki şeyi yok, futbola olan ilgileri yok, öyle diyelim. Cem, son bir kez daha bir daha bakalım, bizden günah çıksın. Bu arada gelelim fasulyenin faydalarına. Hocam fasulye çok faydalı diyorlar, doğru mudur? Spor 55 programı 25. yılında. Allah'ımıza çok şükür. Devam ediyoruz. Bu sezonda yine Haberaks televizyonundayız. Sadece günümüz değişti. Sponsorluk konusunda biz diğer kapıları hiç çalmadık. Çalmayacağız da. Bunu da bir buradan söyleyelim. Sadece Spor 55 programının hayatta devam edebilmesi için izleyicilerine ihtiyacı var. Sadece onu söyleyeyim ben. Sadece bunu söyleyeyim. Yok. Toparlayalım mı gidelim hocam? Tabii süremiz doldu zaten. Dolmadı. Süremiz var da dolmadı da. Şu mesaj hocam sana, şu Spor 55'i oradan aç da biraz mesaj gelenlere bir baktım. Kapattım mesajları da. Bir kez daha söyleyelim ve kapatalım. Yani bu hafta tribünlerde Adana Demir maçında bir koreografi hazırlığı var. Bir maraton tribünün tam anlamıyla doldurulmasına ihtiyaç var. Eğer cuma günü akşam duruma göre bakılırsa, seyirci sayısında bir yetersizlik olursa bu koreografi iptal edilecek. 50. yıl, inşallah nice 50 yıllara Samsun Spor'umuz diyoruz. Ve bu 50. yılda 50. yıla atıfta bulunulan bu koreografiyi tüm Türkiye'ye göstermek için herkesin tribünde yerini alması için ne gerekiyorsa yapmalı diyorum. Bu arada sevgili Olcay mesaj atmış. Bu formayı istediğini söylemiş. Olcay, senin istediğin forma olsun. Hemen geliyor. Bu forma sana geliyor. Herhalde de olur. Bedeni de olur sana. Evet, bu forma gitti hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekranlara başında bizi izleyen seyircilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ol hocam. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Yayın masasında Cem, teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim forma istiyor ama bekleyecek, daha dikiliyor seninki. Kolları falan yapılacak. Arkasına numara vurulacak. Sen biraz daha bekleyeceksin. Tamam mı? Bu arada İncilay'a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki mesajlar bölümünü yeni diğer haftalarda kendisi okuyacak. Ona da bir yer açıyoruz. Adminim olacak bundan sonra. İsa'ya yardımcı olacak. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Samsun'da doğdum. Samsun Spor'la yaşıyorum. Samsun Spor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.